İyi akşamlar. Üçüncü hafta ertelenen üç karşılaşma hafta arası fikstürüyle tamamlandı. Az önce sona eren maçta Kadıköy'de Fenerbahçe Başakşehir'i 4-0 mağlup etti ve lige 6 maçta 6 galibiyetle başladı. Zirveyi tekrar Galatasaray'dan devraldı. Galatasaray 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlikle 2 puan gerisinde sarı lacivertleri takip ediyor. Birinin artı 10 birinin artı 9. Averajı var. Hemen Fenerbahçe-Başakşehir maçının yorumu için sevgili hocamıza dönelim. Neler söyleyeceksiniz? İlk 20 dakikada sanki bitti maç hocam. Yani korktuğumuz başımıza geldi aslında. Yani daha hareketli, daha gitti geldili bir ikinci yarı beklerken biraz daha rölanti oldu. Bilmiyorum e, siz ne düşünüyorsunuz? sen de söyledin. Yani 3-0'lar bazen durduruyor ama hiç. dedi 5-3'lük hakkı Kullandığı hmm. zaman fark yine açılır diye düşündük. İkinci yarı en az beş tane net pozisyonu var Fenerbahçe'nin. bir Şu tane. Şu son daha. dakika bile değil mi? Son dakika. hani köşeye sıkıştırılmış boksör muamelesi yaptılar. Yani sağdan geliyor o ona veriyor bu buna veriyor alı sağ gibi. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'yi alkışlıyorum. Çok saygı duyulacak bir oyun oynadı. İsmail Kartal'ı alkışlıyorum, kutluyorum. Oyuncuları da tabii. Ee, şimdi şöyle bir Türkiye'de şöyle bir konu olur mesela. Galatasaray diyelim ki ...Kanabaşı'ya Beşiktaş çok iyi top oynar. Ama... ...o takımı tutmayan taraftarlar da... ...şuradan giderler. Ya bu Başakşehir'de, işte İstanbul Spor'da... ...atıyorum, işte şurada, burada çok kötü oynadı bugün. Denir. Futbol öyle bir oyun değildir ama. Evet kötü oynayabilirsiniz. Ama sizi oraya doğru götüren... ...rakip vardır. Ee, yıldızlar... Türkiye standartında yıldızlar topluluğu iki tane güçlü kadro var. Galatasaray, Fenerbahçe. Bana göre Beşiktaş'ın beş kadrosu iyi ama mental olarak çökmüş durumdalar. Fener kaçıyor, Galatasaray oluyor döndü. Şu an yarım gün ne olur bilmiyorum. Erken konuşmuyorum. Ama Tadic, Simanski, Fred, Cek İrfan Can'ın bonservisi 10 milyondu yanlış e, anlamayalım. Bunlar da ortalama. Jeko. Şimdi iki tane Adam yiyen stoper almışlar. Şimdi ürkütücü stoperlik de. Işte. Sert bir forvet olarak rahatsız edici. Stoper. İki tane de atletiniz var. Stoperlerin birisi 1.91, 1.90, bir tanesi 1.83-4 neyse. Sol bekim 1.91 bugün. 1.90. Santrafor'un 1.93. Bir de atletlerin de var içerisinde. Tabii ki futbol bir oyundur. Bu oyun takım oyundur. Şimdi bugün maçın yıldızı kim dersek maçtan sonra, biraz sonra konuşacağız zaten. Şimdi kötü on yandan gidelim, bulamıyorum. Başakşehir'de Başakşehir Fenerbahçe'nin müsaade ettiği kadar oynadı. Benim gözüme 4 yıl üstü olan Galatasaray geliyor oynadığı şekilde Fenerbahçe. Hani şampiyonmuştu ya Galatasaray. Evet, ne en önemli özelliği şey. özelliğiydi acayip bir pas yapıyordu. Önde evet. Hemen kazanıyorlardı. Şimdi Fenerbahçe bir kere bunu mental olarak ve e, fiziksel olarak bunu hoca bu takımı inandırmış. Yapabilirliğine inandırmış. İrfan inandırmış. Jeko'ya inandırmış ki tecrübeli olunan bu. Tadiş'e inandırmış. İşte, e, Simanski'ye inandırmış. İsmail de inandırmış çünkü o beşlinin süpürgüsü süpür. o. Ama iki bekini de orta sahanın önüne çıkarmış. Stoper'de aslında 3-5-2 tersten oynar diye düşünelim Fenerbahçe'yi. Şimdi iyi futbol oynandığı zaman hangi takıma ulaşılırsa büyük keyif alıyorum ben. Konuşurken de keyif alıyorum. Program iyi geçiyor. Bet bir maç olsa şimdi bitir zor bitiririz programı. Evet. Fenerbahçe zaten 4 3ü 4 4-1-4 içerisinde oynayan bir takım. Hücuma çıktığında ve top kaleciye gittiğinde hatta Fenerbahçe'nin özelliğinden başka bir yere geçecek olursak kısa bir görüntü istemiştim arkadaşlardan. Bu filozofluk değildi benim geçen hafta programım. Başakşehir'i tanıyorum. Fenerbahçe'nin artan performansını ve oyuncuların fizik gücüne bakıyorum. Şöyle bir yorum olmuş. Hazırsa Verelim hemen. Tamam. Bunun üzerine gideceğim de o yüzden. Mesela Perşembe Başakşehir maçında bence bence öndeki baskıyla golü bulacaktır Fenerbahçe maçın başında. Hani Başakşehir'in oyun felsefesi paslı çıktı. Bu felsefeyi 20 kulübün 16'sı falan uyguluyor Türkiye'liğinde. Avrupa'da da aslında yavaş yavaş. Bunu da 4 yıl üstte Galatasaray biliyorsun kısa da baskı Baskıyı yapıyordu. Şimdi Fenerbahçe Alanya'da da öyle başladı. Önde baskıyı prensip haline getirdi. Kimlerle? Hücum oyuncularla. Ama hücum oyuncuların dönüş, diyelim ki bu baskıdan rakip çıktı. Onların ekonomik oynamaları için ne yaptı? Savunmayı çıkarması için ne lazımdı? Beşiktaş'taki Hacı o için problemini yaşamıyor. Öne doğru İsmail geliyor. Şurada bir anda sarılar gibip alttan oyuncu görüyoruz. Sağ beki burada görüyoruz. Osterli Sol beki oynuyor. burada görüyoruz. Hemen başka bir şey istedim. 4-1-4-1 gibi oynuyor zaten o anda. Kaleciye gittiğince top alalım. Şunu oynamaya başlıyor. Bakıyoruz Fenerbahçe 3-5-2'yi tersten oynuyor. 3 İrfancan, Ceko. 2-5-3 hatta. <laughs> Hayır. Tersten oynuyor. 2-5-3 öyle diyoruz. Fakat daha da etkilisi şu var. İsmail burada olması bunu yapamazsınız. Bunlar 60 metre koşmayıp buraya geliyorlar. Bu büyük silahtır. Şimdi topu kazandınız. E kazandınız. Çok koşucu bir takım. Yetenek lazım. Sonuçlandırıcı. Var mı? Var. Sonuçlandırıcı Tadiç var. Şimanski. Şimanski, Fred, İrfan Can, Ceko. Bakın. Şimdi bir de orada sanat yapıyorlar orada. Hani. Ama Şova kim demiş. yaratıyor bunu? Takım kendi yaratıyor. Bu takımı kim oynatıyor böyle? İsmail Kartal oynatıyor. Bu takımın fizik gücüne kim veriyor? İsmail Kartal veriyor. Şimdi aslında Fenerbahçe'ye karşı önlemi rakip takımlar düşünmek zorunda. Ya pas yapsam geliyor bunlar. Bir de çıkan, yer, diyelim ki forvet arkası çıkan yarın bir gün Cengiz gelecek. İşte Fred çıksa şu gelecek, önde baskı yapacak falan diye. Ve e, 4-1-4'e gelelim, öndeki baskıya doğru gidelim. Bir kere bir silahı bu Fenerbahçe'nin. Şimdi bu düz oyuncularla yaparsınız. Kazanırsınız da ama kaybedebilirsiniz. Yeteniz yoksa. Şimdi yeteneklisiniz. Sonuçlandıramazsınız. Ama fiziğiniz iyi değilse veya güçlü değilseniz. istediğini yapamazsınız. İstediğinizi yapamazsınız. Takımı da etkiler. İki oyuncu da fire verseniz. Ama hem yeteneksiniz hem fiziğiniz iyi hem taktik anlayışınız iyiyse. Şimdi antrenörden ne istersin? iletişim. Görüyoruz ki var oyuncular. İki takımdaki aile ortamı o yönetim de tabi. tabii. Üç taktik. Malzemeye göre. Malzemeye ve bugün de sezon başından beri ki en doğru değişikliklerini yaptı bak. Zaman zaman hani ah bu olur mu falan diyoruz ama baktı ki oyun biraz düştü biraz daha vitesi arttırayım diye oyun değişiklikleriyle maçı bitirdi hocam. Hatta bizim eleştirilerimiz hocam neden doğru zamanda çıkardı? De, e, çıkardığına dair de en son mesela Başuo'yu evet, evet. çıkarması daha iyiydi. Daha iyiydi. Mesela Freddy çıkarması doğru. Kötü oynadı çünkü o çok iyi oynadı. Evet. Evet. Sak evet. evet Ceko'yu çıkardı. Allah rahmet eylesin. Kayın yani akrabası bir fare çıktı galiba. Gitti ha, geldi Evet evet. evet. E, kayın şimdi, pederi. Şimdi bu bunu Türkiye'de iki tane 25 dakikaya sıkıştır. Birinci ikinci olursun. Üçüncü olmazsın. Bak iki tane ilk 25 veya ikinci 25, 25, veya bu sürpriz edersin. Çünkü sonuçlandırıcı oyuncular var. Bak biz bugün 9.0'da konuşuyoruz dedik ha onu söyleyeyim sana. İlk yarıda kaleye top geldi. Hakikaten konuşabildik yani. İlk yarı 5-0 Fakat tabii burada Türk, ben rakipten saygı duymak lazım. Fenerbahçe çok iyi oynadığının dışında tabii ligin kalitesi artık çok uçurum oldu. Tabii Başakşehir'de de oyuncularını oynatamadı. Fenerbahçe'ye geç gelen oyuncu yok. Bundan sıkıntı yaşadı mı Fenerbahçe? Yok. Değil. Yok hayır. Ama Başakşehir'de 6 oyuncu yok. Fenerbahçe'nin tek sıkıntısı. Çok iyi bir Bir şey sorun var ya. Hayır çok şahane bir şey. Espriyle karışık. Bir şey soracağım. 6 oyuncuyu niye oynamadı? Başakşehir'de. Çünkü o tarihte... E, o tarihte Çağdaş spor... neredeydi? <laughs> <laughs> Antrenör oynuyor, futbolcu oynamıyor. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Ay ben de o zaman bir başka hatırlatma buna açık göz oğlum ben. Mesela Adana Demirspor 3 kırmızı kart gördü. Değil Hı -hı. mi? E, ertelenen maç 3. hafta maçı. Hı -hı. Bir sonraki resmi biliyorsun. Engin... O, tabii kırmızı biraz. E, ama yani evet. sonuç itibariyle Şimdi, yine tabii, değişkenlik gösteren. dikkat benim. alınması gerekiyor. Ben Çağdaş Hoca niye çıktı bilen demiyorum tersten gidiyorum ben. Ee, şimdi düşünüp futbol şu kadar da mesafede oynanan bir oyunken bu kadar oynandığı zaman da şimdi bu kadar oynamak isteğiniz olabilir. Topu hemen de kazan ama sonuçlandırmanız da önemlidir. Sen eğer 10 tane pozisyona giriyorsan bunu da dördünü sonuçlandırıyorsan bu senin işte kalite orada çıkıyor. Bakın. Yok o biz ne şey şimdi? Olmayacak? Antrenör haksız olur. Bu takımı ben de şampiyon yaparım. Hayır oynatman lazım bu takımı. Doğru oynatman lazım. O yüzden de İsmail Kartal doğru oynatıyordu sezon başından beri ama serinlemesi lazım havaların biraz daha. İşte hafif bir yağmur yağdı, biraz Hı -hı. takım bir fizik. Tabii ki camianın, taraftarın korkunç bir motivasyonu da geldi. Galatasaray'ın 3-4 yıldır Beşiktaş'ın da 4 sene önceki o şampiyonluk o yıllarındaki, 2 sene önceki şeyi Galatasaray yakaladı bunu. Fenerbahçe bunu yakalayamamıştı. Ali Bey de öz yaptı zaman öz yapması lazım. Şimdi bakıyorsunuz oyuncular kaliteli. Gelmedi mi kaliteli oyuncu? Geldi ama ortalama oyuncuların biraz tık üstüydü. Şimdi bir bakıyor hem özverili hem klas oyuncular mutlular. Taraftar çok mutlu. Yarın sabah işine giderken mutlu. Uzun yıllardır görmediğimiz bir tabloyla karşılayıyoruz. Bu da güven getiriyor. Rakiplere ne getiriyor? Tedirginlik. Tedirginlik getiriyor. Onun için bugün şahane bir oyunla futbolla. Hatta niye durdu? Futbolda niye durdu diye aslında bir şey yoktur. Bu maçı böyle bitirirsin de 6-0-7-0 denebilirsin. Ben şimdi kendime göre 5 üzerinden yıldızlar veriyorum. Tamam. Bir kere cin gibi. Yani hep oyun içerisinde. Çok fazla iş düşmediği için 3. 2 vermem. 3. Nerede yıldızlarım benim arkadaşlar? İstemiştim. Ben maçın geneli için söylüyorum ama bunu tamam. Tamam ee, hazır mı? Evet. Fenerbahçe ilk 25 dakikada 5 üzerinden 5 puan takımını söylüyorum ben. Sonra oyun içerisinde parçaları bölerek de devam ettim. Ben kusursuz oynadı diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Yok ilk 25 dakika evet. inanılmaz. Zaten onu 35 dakika 45 dakika zor oynarsın Murat. Tabii bir şey değil, değildir. Evet. Sonra Ferdi 3 oyunun geneli için yapmaya başladım. Beka 3 Jiklu 4. Oyunun genel için söylüyorum. Osterwald 3, İsmail 3, İrfancan 4, Simanski 4, Fred 4, Tadiş 4. Bunlar sadece bitiriciliğinden dolayı söylemiyorum. Hocanın istediğini yapmak kolay değil. Ben de forvet oyuncusuydum. Aileci yapmak daha zor. Ve Ceko. Kimler çıktı? Ceko. Fred. Ceko. Ceko, Ciku, İrfancan. İrfancan. Tadiş çıkarmadım hiç. Çıkar ee, yok, İsmail'i çıkardı. İsmail'i mi çıkardı? İsmail çıkardı. Şimdi, evet. aa, kimi koydu oraya son dakikalarda? Ee, Bartu. Şimdi tekrar söylüyorum. İlk 25 dakikayı 90 dakika beklemeniz dünyada böyle bir şey yok. Manchester City oynuyor bunu. O da en uzunluğu 100, 100 milyonluk oyuncuyla oynuyor. İsmail Kartal'da 5. Bu takımı o hazırlıyor. Bunu ben... Hava muazzam. Yani... Şeyi hocam bak not aldım. Golleri, pozisyonları, kartları alıyorum. Keninin ayağından Şimanski'nin korner attığı. Son İsmail kafasını ısırıyordu gördün mü? İşte Hısırdı. o tablo her şeyi anlatıyor bence. Bu tabii önemli bunlar e, mutlu insan tabii. tabii bu arkadaş... bazen hani e, yapmak için yapılır, şov amaçlı evet. yapılır. Evet. E, biraz dekor olur bazen ama bunun dekor olmadığı Şimdi... doğal olduğu ortada yani. Onu maçta oyundan çıkarken oyuncularda da görüyoruz. Bir huzur var oyuncularda, mutluluk var. Başarı da gelince zaten daha fazla birbirlerine sarılıyorlar. Bu iş biraz da psikolojiktir. Yani şöyle bir şey anlatayım. Biz 88-89 yılına da benzetiyorum bu sezonu. Yani devamlı öne oynamak isteyen bir takımdık. Bir içeride maçımız vardı. 4-0 bitti ilk yarı. Ama bizim takım bugün gibi yani 25 dakikayı böyle oynuyorduk biz. 4-5 öyle gidiyorduk. Ama ikinci tekrar tek kale oynadık biz. Direktlerden atamadık yuvaladılar bir bize. Hiç öyle bir şey görmedim. <laughs> evet evet. Maraş maçı. ne yapsan? Hayır <laughs> hayır. Şimdi... Aa, Maraş maçıysa Beşiktaş 7 atmıştı o yüzden. Siz de aklına Beşiktaş geldim. Hayır gel 7 atmıştı Beşiktaş. Ar mi? İsmail, Kartal, altında, İsmail Kartal da bana asist yapmıştı o maçta. Ha? İki tane. Var, tabii mi? İsmail de e, yurt boyunca bir oyun oynamıştı. Ya şu kadroyu hakikaten çok uzun yıllardır görmedim. Bakın o sayede gelecek. Şimdi aa o yok diyen var mı? Yok. Peki hocam e, bu sizin çizdiğiniz 8 artı 3'ün ideal kadrosu bu görüyorum. O sayı son dakikada yok. Osterwolde geldi Ferdi sağ geçti. Ama ikinci bir sorum sağlıklı döndüğünde Cengiz bu İrfancan'ı kesebilir mi? Şu anda, çünkü, şu anda, şu anda çünkü bu mekanizmanın... Ama şu var, mesela Cengiz çok değerli bir oyuncu öyle mi? Yani ben dedim ya buraya atarım ikisinden birini çekerim onu atarım. O kadar dengede görüyorum. O kadar çünkü. dengede görüyorum. Fizik olarak Cengiz güzel zaman. Ama burada önemli olan Cengiz'e alınma sebebi olan İrfan'dan mutsuzluğu ve gitme ihtimali Cengiz e aldırdı. Bence. Şimdi mesela oyna e, oyuna kent girmedi mi? Kent, kent, Yok. Kenti mutlaka sokmadı. Belki de hoca. Kent girdi. Belki de e, hafta sonu Rize maçı oynatacaktır. Bilmiyorum. Oynatmalı çünkü. Hani Tırnava da oynatabilir mi? Ha, muhtemelen oradan açacak. Bravo. Aradaki o maçta işte Bat Batu Şuay'da orada. Hı, -hı. Hatta Slovakya'da. İlk 11 yazayım isterse hemen. Turnuva maçı evet. Yazalım. Arkadaşlar evet. siz de grafiğe... Yok. E, Akadem mi diyorsun? Döksünler tabii merak etme. Kaleci değişir mi? İrfan Canı ben ne? devrede çıkaracağını düşündüm ha bugün biliyor musun? Çıkarabilir belki dedim. Çok mu fantezi olur diye düşündü herhalde. Dört, dört olsaydı de. belki ama... Devre olsaydı olabilirdi. Bir de hocam e, takımla oy, maç oynama Tabii, süresini o da, o da arttırmak da istiyor Livakovic. Şimdi yapmayalım istersen yani şu anda tam... Okey tamam yok. o zaman üstünden gidelim. Ee, Serdar dediniz. Ben İrfan Can oynar diyorum kalede. Tırnavada. Slovakya'da. Ben Livakovic'i oynatırım. Bir üçü daha alırım. Bir, çünkü zayıf takımlardan bir 6 cebime olur benim. Yani İrfan Can'la kaybedeceğim da söylemiyorum. Sonra içerideki Avrupa maçını oynatırım diye düşünüyorum. Şimdi artık kaleci ritmini buldu. Skor evet. da, ben skor olduğu için çıkarır mıydı acaba dedim. Ee, tabii ki daha mesela. Mesela Serdar Aziz kimi keser? Fark etmez ikisinden birini kes. E, ee, Cikku acaba bir sakatlık yüzünden mi çıktı onu e, bilmiyorum. 73. Sarı diye çıkarmış olabilir. Hı. Eğer öyle bir şey hatta yoksa, olsa, onun yerine koyacak demek. Kim vardı? Mehdi'nin sarı kart gibi çıkarabilir İsmail belki de ama belki sakatlıktan dolayıdır. Fenerbahçe'nin 3 8 artı 3'te problem yaşamaz. Hı, hı. Kadrosu 11'ün 2 tane iyi, 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 oyuncular var. Tabii şimdi Fred'i oyundan çıkarması çok değerli bir şeydir. Bak hatta hatta emin ol hani bu milli takımda değil ya bu hı hı. 15 gün için oynatabilirsin ama ben olsam oynatmam mesela. Bir hafta içinde. Hı. Beklerim hafta kadar. Doğru çıkardı. 60 dakika falan. 60. 60, 60. da doğru zamanda çıkardı. Bakın geçen hafta şu yorumda. Simanski oynatabildiğin kadar oynatıyorum, değil mi? Evet. Bak attım ikinciyi de. Yalnız e, dördüncü gol çok klas bir goldü yani. Muazzam. Evet, evet. Evet. Şimdi Simanski gibi oyuncular 23-24-25 yıldır oyuncular bunları kaldırır bunları. Hatta hatta az antrenman çok maç. Tadı işleri dinlendire dinlendire. Ekonomik harika bir şey yaptı mesela. İkisini birden çıkardı bugün. Birkaç maçtır sallanıyordu performansı bugün Tadiç çok muazzam bir Evet çok beğendim. performans. Bir yani. kere şöyle söyleyeyim hep hücumdan gidiyoruz ama stoperlere dikkat çekmek istiyorum. Yerden havadan iyiler. Bu çok önemlidir. Bir de kalede de iyi kaleci olduğu için daha güvenliler. Mesela Başakşehir 3 tane 4 tane forvet değiştirdi bunlara karşı. Evet Sık 30. dakikada 2 evet. tane değiştirdi. Yani 4-3-3, 4-1-4-1 ama e, taktik anlayışı Yani kusura diyorum, hakikaten bulamıyorum yani. Vardır muhakkak, biraz düşünürsek, biraz duygusal da olabiliriz ama e, iki ta, e, çok güçlü takımlar abi Fenerbahçe. Ben kusur diyorsanız, kusur olarak kabul edilir mi bilmiyorum. Böyle bir maçta 4 sarı kart. Bence bu, aferin çocuklara. Öyle mi diyorsun? Epey dışında yapılırsa. Ben devre arasındaki yorumu tekrar söylüyorum. İlk yarıda sevgili izleyiciler 12, 12 vardı evet. Yani, Fenerbahçe Bakalım kaç Rakibi 4, 4 veya 5. Atar mısın ilk yarıyı? İlk yarıyı ben buradan göremiyorum. Maçın sonuna bakalım. Maçın sonunu görüyorum Önemli. hocam onu söyleyeceğim. 9'a 22. Fener, Fenerbahçe, 22. İşte Fenerbahçe'nin bir tane de bu tam eksi tam ters söylüyorum. 12'ye 5 iken. 5 değişiklik hakkım var mı? Var. Var. Kalite kadronun yakın bir mi? Var. Tabii. Beşiktaş Kayseri maçında Adana Demirspor maçının gelişi belliydi. Yürüyecek halleri yok. Reaksiyonları yok. Kaliteli oyuncular. İtirazdan bir sarı kart. Faal yapmıyor. Dakika takım. 79 pardon 69 dördüncü faal yaptılar. Bırak kartı. Beşiktaş kendi evinde mutlak faal kazanması gereken bitirdi. Yani. Mutlak kazanması gereken maçta iki birden sonra 69. dakika kadar dördüncü faal yapmadı. Fenerbahçe ilk yarıda iki tane faal yok. Bu ne demek? Presi, presi böyle yumuşak yumuşak yapamazsınız. Hücum oyuncusu daha çok faal yapar zaten. Ben tekrar söylüyorum. Allah korusun sakatlık kastı dışında ben 12 faulün oyunun sırlarından biri olduğunu düşünüyorum. İlk Sonra 22 oldu. Evet. Rakibi sadece oyun şimdi oyunu oynayarak sindirirsin. Ama bir de nefes aldırmayarak sindirirsin. Hocam çok güzel söylüyorsun da yani tamam. 3-0'dan sonra 4 sarı kart görüyorsun. 5 olsun. 5 tane görün. Evet. Sıkı oynayın, sert oynayın. Arzulu oynayın. Öyle Helva gibi Fenerbahçe helva gibi oynamaktan sıkıldı. Ee, bir, tek İrfa, bir tek İrfan bir tek ki itirazda. Öbürlerin hepsi Murat, oyun içi. Tekrar altını çizerek bu işten en çok sıkıntı yaşayan benim kariyerimi e, evet, sürmedi. Maalesef. Onun için hiçbir sporcu kardeşimizin asla sakatlanmasını istemem. Çok şükür bugün de geçti. Mesela Arda'ya da aklımıza geldi sakatlanmışken. Evet maalesef. Şimdi o sakatlandığı zaman burada aman dedim Arda Rıdvan olma. Çünkü çok seviyor futbolunu. Benim gibi o da. Mesela Ancelotti'nin açıklamalarında oynatacaktı yavaş yavaş. Evet tam oynatacağım dediyse bir daha sakatlandı. Üç hafta sonra oynayacaksan beş hafta sonra oyna. Benim gibi dönme erken. Çünkü oradan orandan değil başka yerinden sakatlandınız ki kasından falan Evet daha yukarıdan bir yerde. Ben e, kaskı olmadığı süre içerisinde e, sıkı ve sert takımları bir de zaten yani çaresizlikten yapmıyorlar ki topu kazanmak için yapıyorlar. Hı hı. Ama, Ama önemli bir not. Yani çok güzel Bence, ben öyle açıkladınız onu. E, bu arada Şimanski ile ilgili küçük bir not hocam. Dört gol yiyen takım düşürsün. En büyük ha, hayranını söyleyeyim mi? Şimanski'nin şu anda dünyadaki en büyük hayranlarından biri. Jurgen Klopp. Aa. Fenerbahçe'nin bu yönden iyi. hakikaten piyasa değeri en çok yükselecek oyunculardan bir tanesi. Yani tutabilir mi böyle bir durumda. Mesela Wegors <laughs> yüzü versinler gitsin. <laughs> Mesela Vegors gitti Çok ya. şöyle iyi bir evet. yatırım olduğunu gördük. Evet. Çok yetenekli, evet. bir gördük. Evet. yetenekli bir oyuncu aldığını gördük. Kaç gol oldu çocuklar Şimanski? Kaç gol kaç asist? Bir bakar mısınız rica etsem? Mesela Şimanski emin ol. İsmail Cun, sezon başında böyle biraz kafasında soru işareti vardı onun. Vardı. Rotasyona sokacağı evet. değil mi? ilk 4-2-3-1'de zaman zaman zorlanıyor. Tatici oynatayım falan düşünüyordu. Ama serbest oyuncu gibi oynuyor şu anda. Dört tane solak oynuyor önlerinde çünkü. Tabii e, şimdi gollerle Simanski plan çıkıyor ama bunların yükünü kaldıran 8 numarası Fred Fenerbahçe'nin. Tabii Simanski daha yolu çok açık daha. Kaç doğumlu? E, 24 yaşında bildiğim kadarıyla bu arada 5 gol 4 asist 13 maçta. Yani. Kaç? 24 bir şey evet hocam. Yani, Fenerbahçe büyük bir camiye ama söylediğin kulüpler onu bırakmazlar. Yani burada. E, bırakmazlar burada. Evet. Bilmiyorum sözleşmesinde ne yazıyor bilmiyorum. Eee 25 30 falan havada ha. gider. Yani Klopp Klopp'un hakkında konuştuğu i̇şte gibi. Büyük kulübe gider. Büyük kulübe gider. Evet. Yani Premier Lig'in La Liga'nın falan önemli liglerinde o her takıma gider. Liverpool diyorsun ya. Evet Liverpool şu an. 27'ye kadar hocam sözleşmesi. 30 Haziran 27'de bitiyor. Hayır. hayır. Ne kadar diye soruyor. Belki de bir sene geldi birisi mutlaka onların şeyi vardır. Sözleşme şu kadar. 3 artı 1 bildiğim kadarıyla. ne diyorsun ya? Ha, 18, 18, milyon, 18 milyon. 18. Ne? 18. Yok canım. Yani bir bak şey, şey olsun Fenerbahçe. 18 milyona serbest mi? Ee, bilmiyorum. Öyle o, dedin, 18 piyasa milyon. değerini söylüyorum. 18 milyon. Sözleşmede 18 yazmamışlardır. Bir kere daha fazla. yoğurdu üfleyerek geldiler. Ardından Tabii. yani. Bu, daha... en az 40 yazman lazım biliyor musun? 40. Yani şöyle söyleyeyim e, Çok genç oyuncu Yanlış hatırlamıyorsam Soboslay'e Liverpool 60 milyon pound verdi Bak Şaşa da böyle atlet oyuncu olduğu için O da çok öne açık oyuncu Biraz daha geliştirirse kendini Daha bunun da gelişme ihtiyacı var tabii. Fakat tabii Dadicler, Jacko'lar zaten zirvede oynadılar bunlar Bu yaş grubunda tabii. Şu anda bunlar, hedef oyunculardan mı? Bir... Evet bir biri yani mutlaka izliyorlardır Fenerbahçe umarım uzun oynar ama tutamaz. Peki hocam eee ekleyeceğiniz bir şey yoksa dünkü maça dair düşüncelerinizle merak ediyorum. Yani değindiniz Beşiktaş'ın durumunu ama biraz hani çarşambanın gelişi hafta sonundan belli oldu. Aslında, çok çok net çok güzel bir yorum. Ben Bu kadar eksik bir Adana'nın e, 4-0 oldu maç yani hani 4-2'ye kimse aldanmasın. Daha da dramatik bir skora da gidebilirdi. Eee yani bu kadar tepkisiz, bu kadar e, orta sahada hiç direnç gösteremeyen... Yani Adana'nın bahane... başkanı Murat Sancan söylediği <laughs> çok önemli. Beraberliğe razıydık, kazanırsak niye olmasın diyorduk, kazandık dedi. Bu çok önemli, çok eksinden dolayı. Aslında takımlar kaybederken değil, kazanırken e, Kayseri maçından ve Kulüp-Bürüj maçını senin izlediğin için <laughs> ben ödedim. <laughs> Aynen hocam. Oradan ders almadıklarını görüyoruz. Bravo hocam aklıma gelmedi var. mesela. kulüp, kulüp maçı da böyle olabilirdi. Çok evet, rahat. Evet. Aynı o gün Mert yiyordu. Aynı o senaryo. Vardı. Evet. Bu Mert sakat çıkmış maça evet. bu arada. Evet. Sakatlığı var. Zaten oynayamadı. 2-0'dan sonra Çıkar, çıktı. de kötü. Yani net. Evet. Sağına yatamadı. Evet. Yani tabi orası Beşiktaş şu anda sezon başı için çok puan farkı oldu. 8 puan. 8 Zirin. oldu. Önemli olan Beşiktaş'ın puan farkını kapatır kapatmaz değil. Beşiktaş'ın Acayip yani bir şey olması lazım ama ben adını koyamam açıkçası. Yani kimi antrenör değiştirir, kimi yönetim işte ama belli ki o kriz yani bu o, Bu aşılamayacak gözüküyor. Umarım yanılırız. Yani e, ya beş ben, şöyle şey söyleyeyim. Şey söyleyeyim mesela Beşiktaşlı ben yanıldım mesela Beşiktaş'ta. E, ben siz beş üç taşlı. takım kalır evet, demiştiniz. Kafa kafaya yani. giderler diyordum. Ben beni yanılttılar. Ama ben kapasitelerin bu olmadığını düşünüyorum. Bazı şeyleri de söylemek isterim ama ben yakışmaz bana. Abu Bakar'ın tavırları falan bunlar. Hmm. Yani öyle şey futbolda yok ya. Sen de 35 tane gol bana ne? Adam yanmış evine gidiyor uyuyamıyor Beşiktaşlı. sen orada hahi yapıyorsun. Ben öyle şeylere rahatsızım o yüzden. Şimdi ben tabii Fenerbahçe'de yanlış, yanlış çok söylüyorum. doğru söylüyorsunuz. O zaten 4'te yersin, yersin Büyük tepki var zaten. Büyük tepki var. Yani 6 e, maç geride kaldı ligde. Beşiktaş e, 6. sırada 10 puanla zirveden ve şöyle bir enteresan bir not ileteyim mi hocam size? 10. sıraya kadar averajı eksi olan tek takım Beşiktaş. İlginç yani. Ben e, ben kolay kolay takımlar ve oyuncular konusunda ...yüzde %90 yanılmam. Benim yanıltılar. Benim yanılmam önemli değil. Beşiktaş taraftarı için üzücü bir tablo var. Umarım toparlarlar. Çünkü ligde çok uçurum farkı var. Beşiktaş bu uçurumun içinde asla olmaz bu kadrosu. Bir şey bir şey yapmak neyse onu yapmaları lazım. Beşiktaş burada o durumda değil. Bak Fenerbahçe yapması gereken her şeyi yapıyor. Galatasaray yapıyor. Kazan, kazanması gerekiyor. Bu maçlarda favori, favori gibi oynuyor. Ama Beşiktaş'ın kaybettiği maçlar Demirspor. Ah, bunu da söyleyeyim. Adana Demirspor'da Anadolu'nun şimdi Trabzon'la birlikte yıldız oldu. Tabii iki zor deplasman aslında ya. ama kaybettiği şekli kötüydü. onlar da olmasa eyvah hiç çekilmez bu lig biliyor musun? Öyle, evet. maçlar olur. Yani kağıt üstünde Beşiktaş'ın en zor iki deplasmanı belki de derbileri bir kenara Oyun mu rahatsız edici? Tam onu söyleyecektim. Yani Trabzon'a kaybetmesi de, Adana'ya deplasmanda kaybetmesi Biraz önce dedin ki Fenerbahçe çok faal yapmıyor. Yapsın ben de onun için diyorum. Ya sen reaksiyon göstermedin. Ne zamana kadar? Gölü ne kadar Kayseri maçında. 2-1-5 dakika içinde çevirmeden zaten gitmişti. Ondan sonra faal sayısı 8 tane daha yaptım. Geç kaldın ama. Maçın başında. Şimdi ben demiyorum ya hani Faul yapın, ama pres yaparsanız faul yaparsınız. Durup dururken niye faul yapacaksınız? Bir de hocam siz avrupa pres yaptın, evet. kurtuldun, ayağım denk geldi. Atıyorum, Bir de e, Avrupa maçlarında da altını çizmiştiniz. Çok iyi hatırlıyorum, ne e, hatırlıyorum ama ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. E, Beşiktaş'ın tempoyu telaşla zaman zaman hücumda karıştırdığını konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Yani çok top kaybının nedenlerini hatta konuşmuştuk. Bir de Hacı Ahmet'i çok beğenmeme rağmen bloklara çok açık. Ya sorun Beşiktaş'ın bireysel değil. Beşiktaş'ın bir yani nasıl diyeyim? Ciddi bir şey var ama ne olduğunu söylemiyorum ben açıkçası. Ben kendi camiam olsa bir takım yorumlar yaparım. Açıkçası Benim açıkçası. çok sevdiğim bir söz var. Dün aklıma o geldi. Yani maç başladı Beşiktaş'ın. Aynı Trabzon. Trabzon maçının çok benzer bir görüntüsü vardı. Hani ilk 20 dakika yine Baskı, çabuk topu kullanma, çabuk gol bulma. Ama şöyle bir e, söz var benim çok sevdiğim. Sabırsızca zafer arayanın mağlubiyeti kaçınılmazdır. Yani şimdi doğru. sabırsızca kazanacağım o, benim şeyi... Benim telefonumda o yazar, Sabır. Onun da benim çok sevdiğim bir abim vardır uzun yıllardır. Çok severim kendisini. Mustafa abim vardır. O çok sabırlı insandır. Hep sabır der. Biz de böyle yüzde, Hep sabır diyor, hep sabır diyor. Sen, sen Hele ben. <laughs> ama ben eskiden, <laughs> <bak> ben eskiden <laughs> yani acayip sabır. Bağlasak değil. durma. Şimdi ama e, bayağı bir, Bu yüzden... <laughs> şeyden geçtik yani <laughs> evet. sabırı biraz cebimize koyduk merak etme yani yaşantımızda veya da hayata yani, bakışımızda sabır insanlar için çok büyük. Yani Allah sabırlı insanı sever yani. İşte top kaybı ve su, her şeyde, hemen, her şeyi hayatta hemen de, bir için, bu, Ya sabırsız davranırsan Allah korusun kaza yaparsın. Öyle Hatta mi? dün gibi hatırlıyorum Trabzon maçını siz e, yorumlarken Trabzon gel tamam ben nasıl olsa fırsatını bulacağım yani biraz Adana maçı da bunu tekrarı gibi oldu o o maçta 3 oldu bu maç 4 oldu yani 3-0 4-0'dan sıfır, sonra e, bir de tabii şöyle bir şey var 9 eksiği var hani Jetson yok diyoruz Beşiktaş'ta çok önemli diyoruz ama Adana Demirspor kalecisi bir oyuncu 4. kaleci Ama hiç. bir oyuncu çok oyuncu ama Jason yani Abi dokuz ben oyuncu diğer da oyuncular değil olsam ya. diğer oyuncular olsam ya ne olur bana derim. Yani, yani biz, Beşiktaş orta sahası şimdi çok Jason reaksiyonu beçilir. olan bir oyuncu evet. ya. Biraz itiyor diğerlerini. Yani. Ama hakikaten benim te tedavim yok bu konuda. Teşhis var ama tedavi yok. Bir şey daha hatırlatayım. Ee, olası 8 oyuncunun Afrika ha, Kupası'na evet, gitme durumu var. Evet. Bunu konuştuğumuzda yani şimdi 8-9 puan farkla ya oralara tarafa, gidip... Çok moralli bir rakip takım var. İki takım. Evet. Kaybetmiyor. Bir tarafta da demolize durumunda kulüp var. Sonuçta 120 yıllık kulüp mutlaka toparlayacaktık. Ama bu sene, ama önümüzdeki sene toparlayacak. Mesela Perşembe günü Lugano maçı var. Sonrasında Konya maçı var. Yani bu maçlar milli maçlar arası öncesi kolay Rol. maçlarda Rol. değil e, Lugano'yu Beşiktaş'ın e, her şartta geçmesi gerektiğini düşünüyorum bu kaliteyle ama şimdi orada bir seyirci tepkisi olursa e, olmaması mümkün değil yani. Ya, ya işte o, orası biraz daha zorlaşacak. Pazartesi günü çarşı falan bir sırada yürüyüş yapacakmış yani camiada bir sıkıntı var gözüküyor yani Pazartesi günü bir tarafta da moralli ta, takım taraftarları şimdi oyuna bakıyorsun oyuncuya bakıyorsun yani bugün hakikaten yıllardır üzülen Fenerbahçeli hakikaten bir yılların acısını çıkarıyor pozisyonunda. Ee, Galatasaray'da geçen seneden beri zaten force etmiş durumda işi. O yüzden Beşiktaş'ın geride kalmamız için bu aslında bir gong hani bir yetişmesi gerekiyor ya yani. şu iki maçı kayıpsız geçerse bir rahatlar diye düşünüyorum. Büyük baskı giderek de büyüdü üstünde. Yani. Hem oyuncuların de hem fikstür de kötü gitti çok zorlayıcı fikstür. İşte Fenerbahçe bu köprüyü bir kere yaşayacak. Evet. 3-4 ya, haftada. Tabii araya ama Ankara gücü maçı bakıyorsun edince. güçlü oyun oynuyor Fenerbahçe. Beşiktaş'ta öyle bir oyun yok. Galatasaray mesela Roland oynasa istediği sonucu güçlü oynadığı zaman zaten farka gidiyor. Evet. Yıldızlarla sonuca gidiyor kötü gününde. Evet. Geçen seneki evet. şampiyonluğun kilit. Güçlü oyun olduğu zaman şampiyon oluyor. Şampiyon oluyor. Geçen olursunuz. seneki. Evet. Yıldızlarla güçlü oyuna doğru Fenerbahçe geldi şimdi. Galatasaray da e, bu sene güçlü oynamak zorunda. Fenerbahçe'yi yakalıp geçmesi için. Evet. Hani iki puan bir şey değil Galatasaray da şampiyon oluyor ama. Fenerbahçe'nin şu anda çarpıcı bir güçlü oyunu var. Tıpkı geçen sene Galatasaray'ın oynadığı gibi. Evet. Galatasaray da o seviyeye gelecektir muhakkak ama e, bir şey söylemek istiyorum. Fener Galatasaray Süper Kupa finali var ya okudum gazetede. Mehmet Bey açıklamış ki Dubai'de Abu Dhabi ya da Suudi Arabistan. Benim yani ben orada ekonomik olarak düşünüyormuş. Eyvallah. Ya Birleşik Çünkü, Arap Emirlikleri ya da Suudi bir şey var. Benim, benim önerim önemli değil. Tabii de milletin de şey var öyle destekler geliyor. Federasyon'dan şöyle bir ricam var. Bu üç kulübümüz. Hatta Trabzon'da alıp bu tür ülkelerde turnuva yapın. Oranın kulüpleriyle de yapın. Eyvallah kulüplerim ekonomikçe. Ama Cumhuriyet'in 100. yıl döneminde bizim Atatürk Olimpiyası'nda 80 bin kişilik. O maçı hazırlayın. 40 bin tane Galatasaraylı gelsin, 40 bin tane Fenerli gelsin. Bir eğlence olsun diye düşünüyorum. Yıllardır bunu hasretiz. Komplett. Da hocam, Salı günü Müzik. bahsettik ya yeşil boyadan. Heh. Federasyon açıklama yaptı. Evet. E, firmanın sözleşmesi feshediliyor. İşte orada federasyon başkanı mı? Orada an, bilmiyordu galiba başkan. E, kulüpler sorumludur. Ama o, federasyon. Tam, ama ama feder de. Bir tek stadyum varmış orası ucuda. O yani, da boyalı stadyum. Yani. yani e, Yo yani, boyan, boyan, boyan boyan o zaman Akasya filmler Yani en azından hem ismine yakışır. Hem bence çok güzel size... bir fikir. İnşallah öyle bir şey. Ya, eğer tabii çok astronomik bir girdi ve ya, gelin... parayla ölçülür mü abi bu maç? Ama ölçülmez. Ya. E yani Allah aşkına. Işte yani Gaz... Bunun için düşünüyor Neye olabilir. Ne kadar Fenerbahçe ile Galatasaray'da fedakarlık yapsın o kadar para. Evet. Canım. 100. yılında evet. stadın ismi güzel. Takımlar güzel. 50'şer kişi Lih değil. Bir fikrim de var. Şunu da senin Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta mutlaka 2011'den dolayı oynaması lazım. O, o lig resmi değil miydi yani? Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda Türkiye Kupası'nı Beşiktaş almadı mı? O maçta hala oynanmadı 10 sene. Kimse de bir şey söylemiyor. O da oynanmasa. Git onun nerede oynatırsa oynat. Anlatabiliyor muyum? Ama 100. yılı Atatürk stadyumunda stadında. Yani. Evet. Bu Atatürk Olimpiyat stadında. Evet. Ya yani bir Wembley havasında bir final var. Tabii oynat. ya bir de özlemişiz 40 bin Sana yüzde yüz kalıyor. Cumhuriyet Aralık Yarı yarıya. Yani 2000, Bayrama döner. 2000, hayır 2024'e girmeden önce 2023'te böyle bir kısmet gelmiş. Ve Fenerli Galatasaray denk gelmiş. Üç büyüklerden ikisi denk gelmiş. Harika da iki takım. Şu Anda. Evet. Bir de 24'ünde maçları pardon o maçtan önce bir 4-5 gün içinde derbi oynanıyor bildiğim kadarıyla. Ağırda. Fener Galatasaray lig oynuyor. Ondan sonra götür işte 80 100 müthiş bir... Ama kesin değil galiba hocam. Yok, Çünkü Mehmet iki... Aynı. Ya Suudi Arabistan ya Abu Dhabi. Kesin, yani ikisinden biri kesin de. İnşallah dönülür de, bu. açıklama bu. yapmak zorunda kalmak doğru. Bu Hemen, sene olmaz. O, evet. Öyle bir şey dünyada yok zaten. Evet. Hatta bence 2025-2026'ya hazırlansınlar. Çünkü statüler alttaki takımların yavaş. takım sayısı tabii takım sayısı yavaş yavaş inecek. İlla yapılacaksa bu şeyden dolayı ama dünyanın altı büyük ligine bakıyoruz. Hepsi de normal lig oynuyorlar. Eğer ona bir geçiş olarak yapılacaksa neden yapılacağını ekonomik olarak söylüyorlar. Ama aldığım hava tecrüben sanki Oraya 4 kulüple dört kulüp bunu Demir Spor'da eklemişlerdir. Başakşehir'de İşaret. Sayın Çebi desteklediğini açıkladı mesela. bu. Ya büyük kulüplerin içine gelebilir ama tabii bunun içeriye geçen dönem gibi olmasın. Geçen sefer biraz aceleci davranıldı. Evet. Ama tabii. Hazırlıksız oldu. Bence. Dünyanın önemliliklerinde yoksa bizim oynamamız normal değil. Fakat mutlaka krizlerden dolayı bazen krizlerden aşmak için ama bu da hemen yapılacak bir şey değil. 2025-2026'dan önce sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Allah'a ömür verirse izleriz. Tamam bu çarşı yürüyüşünden bahsettin ya hocam bu arada Sağlık Bakanlığı e, Pazar günü e, ayın birinde e, sağlıklı yaşayan Türkiye konseptiyle e, Ekim ayının ilk hafta sonu kutlanan Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri yapıyor e, hatta e, ailelere yani e, yürümeye hareket etmeye çok önemli e, sağlığın birinci koşullarından biri hareket etme. İşte burada hareket et, abi sağlıklı yaşayın. Şu 30-60'da görüş var ya. Evet. Koş falan gerek yok. Evet. Öyle, yürü abi. Yolda yürü yani. Nerede yürürsen yürü hakikaten. Moral şey moral 58 kilometre koşuyor benim eşim biliyorsun mesela. Geçen. Yılda mı? Yok hayır. Erdek'te koştu 58 kilometre. Bir de günde, günde. Yarışma hocam. Kürsü yaptı. Yemin ediyorum. Yine bir de 2 kilometre yanlış koşmuş, <laughs> yanlış sapmış. 60 kilometre. Yok yani. Yemin ediyorum ya. Allah kürsü yaptı, tabii. Evet, biraz öyle. Evet. Katılıyorum. Maşallah. Ama bak e, Sağlık Bakanlığı'nın e, tavsiyeleri köpeğiniz varsa onunla beraber mutlaka yürüyün Olmaz mı? Film ben. <laughs> sen biraz mecbur da kalıyorsun ama. Tabii. Yok yok görürüm ya? Bu arada yürürüm. tabii şöyle bir şey geçti bizim Murat açıkla e, aramızda. Her güne bir özel bir şey oldu dünyada artık, değil mi? Bir şey günü oluyor mesela. Evet. Ee, ama bazı önemli günlerin anlamı... Evet ama anlamı. yani 365 günün tamamında bir özel şey var. Ben favorimi buldum bu arada. baktım onu. 2 Ocak açık büfe günü. Ha, <laughs> evet. Ben Peki. Hocam araya gideceğiz aranın tamam. sonunda. E, Avrupa'daki maçlara dair düşüncelerinizi alacağım ama bir de sorun var. Biraz önce söylediğiniz açık kaldı. Reklamlardan sonra bugün Fenerbahçe-Başakşehir maçının adamı Kimdi? Bunun cevabını bekliyorum sizden. Başakşehir sıfır maçın adamı kimdi sizce? Kadroyu koyalım ilk olarak. E. Koyalım. Herkesin e, puanları iş... verdiğiniz kadroyu mu istiyorsunuz? Yok normal 11'i koysunlar. 11'i koysunlar. Tamam peki geliyor. Tamam. Evet. Maçın adamı burada yok. Sonra da mı oyuna girdi? Ha, yok hiç çıkmadı oyuna. İsmail Kartal. <laughs> Tabii ki Simanski oyun evet. içerisinde. Ben ama maçın İsmail Kartal'ı seçiyorum. Ben Şimanski diyorum hocam hele o gelip Şimanski ben duyar 60. gibi oluyorum. Herkes Evet. Attıklarından çok Gerçekten daha farklı biraz bir hava tabii, hava yarattı. E, şeydi e, İsmail için e, ona şeydi bir, ama tabii, gerek. Şimanski müthiş bir performans gösterdi. Hiç tartışmasız Kusursuza yani. Kusursuza yakın bir top oynadı. Kusursuz oynadı. Yani. İki gol atacaksın. Oyunu yönünde değişti. Savunmaya. goller de müthiş goller. Savunmaya gelmeye çalışacaksın. Geleceksin. Savunma yaparken kart göreceksin. Foul mu değil mi? Ben olsam o pozisyona devam da diyebilirim. Ben Fırat Hoca'ya sorayım. Faul verilebilir mi hocam dedim. Yok hocam dedi. Faul verilmez dedi. Acaba yardımcı mı verdi onu da merak ediyorum. Peki hocam. E, Salı akşamı çok kritik bir maç var. Aralarında tarihi de bir e, geçmişli Manchester United Galatasaray. Zamanında e, Galatasaray bizi çok büyük e, mutluluklara sürüklemişti o eşleşmede. E, neler söyleyeceksiniz? Manchester zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçiriyor Yani biraz sağ dışında problemler oldu ee, Ama sanki Sakatları da iyileşiyor Mesela Mason çalışıyor çalışıyormuş şu anda Hı. Çok önemli bir transfer <laughs> e, Mason Mount Bir puana razı mıyız? Ben e tamam Gitmem uçağa binmem gitmem Yani gitmem. sonuçta e, Galatasaray'ın aldığı her puan önemli orada Manchester United'da İki ay sonra karşılaşsa Farklı konuşabildim Şu andaki fırsat kötü fırsat değildir Yani e, o yüzden. Öyle böyle bir değil. başlangıçtan sonra şu Kopenhag beraberliği çok biraz tadımızı tuzumuzu kaçırdı doğrusu. Yani Ama ikincilik bak... bile tabii şeye çok ba evet şeye baktığımız zaman yani sıfır giden gelindiği için sürece evet. iyi puan oldu. Peki Beşiktaş'ın zorlu fikstüründen bahsettik. Hele seyircisinin önünde Lugano olmazsa olmaz. Hatta yani her şeyi unutturmak adına farklı bir galibiyet e, Beşiktaş'ı doğrulanıyorum. Yorum yaparken tabii ki favori. Lugano rakip falan olamaz onların. Tabii burada Beşiktaşlıların sağduyulu davranması lazım. Ama nasıl yapacaklar onu bilmiyorum. Onun için 5 yani favori olduğu gerçeği var ama oyuncuların o stada çıkmak isteyip istememeliğini hani işte bir an önce topar. Seyirci belirleyecek değil mi? Çok tabii, önemli. Ki, tabii ki. Tabii ki Beşiktaş'tan başka Beşiktaş yok. Ama onlar da üzülüyorlar tabii. İstek. Hayırlısı evet. Peki son olarak Spartak Tırnava, Fenerbahçe. Fenerbahçe ikinci takım yenilmeden döner. Yine bir yedi kişilik Bulgar rotasyon takımı, olur. Bulgar takımıyla birlikte bir iki olur Fenerbahçe. Evet Ludo Gores 4-0 yendi ilk maçta. Evet ilk 0-0 bitmiş ya. bak seyrettim maçı. Evet yani. evet. Var Tırnava. yüzden sonra çözülüyor. Evet çözülüyor sonra. Peki e, yine bir yedi sekiz kişilik rotasyon olur, olur mu? Yedi kişi farklı oynar. Peki hocam teşekkürler. Ben o teşekkür zaman, ederim. E, Herkese iyi akşamlar. Tekrar Bir görüşmek üzere İyi yürüyüşler. Yarın Galatasaray yok. Cumartesi günü Galatasaray. Cumartesi Galatasaray. Galatasaray Pazar, Pazar günü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş maçı. Ve yürüyüş. Ve yürüyüş sabah. ve ben uyanabilirsem. <gülüyor> <gülüyor> Benim günüm 2 Ocak ona karar verdim ben. Tamam. İyi akşamlar. Hoşçakalın.